Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hakkı sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahümme sallû alâ şefî'i zünûbina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sa'udu billah. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilas salati fagsilu vucuhakum ve eydiyekum ilal merafiq ve emsahû bi ru'usikum ve erculekum ilal ka'beyn ila ahiril ayah. Sadakallahul azim ve kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allahu fi avnil abdi mâ kânel abdu fi avni ahihi. Sadaka Resulullah fî mâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevâ-yı nefse düştü nas bu anda. Eğer alim, eğer abid bu şanda, aziz, tefsir, hadis, fıkıh kaldı nihanda. Bu nastan ayrılıp Hakk'a gidelim, cemali ve kemale seyredelim. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, bahtiyar ve kıymetli kardeşlerimiz, şu ahir zamanda artık gide dünyanın sonunun geldiğinin işaretlerinin belirdiği, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem birçok haber verdiği, küçük orta alametlerin zuhur ettiği, dünyamızın artık gitgide sonuna yaklaştığını görüyoruz. Ve böylece kıyamet alametleri tabii ortaya çıkmış oluyor. Bizlerin bunları iyi izleyip, iyi okuyup, dikkatlice, farkında olarak güzel kulluğa yönelmemiz ve Rabbimizin rızayı şerefini kazanmak için gayret etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün dünden, yarın bugünden şerli olacak buyurduğu, işte o günlerdeyiz. Akıllı kimdir denildiğinde ahiret için hazırlık yapandır. Geldi birisi, dedi ki ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz buyurdu ki ne hazırladın? Kıyamet için ne hazırlığım var? Ya Resulallah, çok bir hazırlığım yok ama işte filan. Allah Resulü'nü çok seviyorum. Heh. O sevgi sana yeter buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi kıyameti soruyor. Efendimiz buyuruyor, onun için ne hazırladın? Ya Resulallah, ne zaman kopacak? Ya sen öldüğün zaman senin kıyametin kopacak buyuruldu. Vefat edenin kıyameti kopmuştur. Daha onun kıyamet görmeye ihtiyacı kalmamıştır. Büyük kıyamet insanın ölümüyle meydana gelir. Nasreddin Hoca bir gün mübarek sordular, dediler. Acayip hikmetli işleri var. Hoca efendi dediler, kıyamet ne zaman kopacak? Dedi ki, küçük kıyameti mi soruyorsunuz, büyük kıyameti mi soruyorsunuz? Abi dedi, bizim bildiğimiz kıyamet bir kıyamettir hoca efendi. Küçük nedir, büyük nedir? Siz kıyameti bir tane biliyorsunuz. Oysa kıyamet iki türlüdür evladım dedi. Hanım ölünce dedi küçüğü kopar, ben ölünce büyük kıyamet kopmuştur demektir. Yani hakikaten öyle. İnsanın ailesi de vefat edince tabii hayatında bir kıyamet kopmuş gibi oluyor. İşte bu kıyamet bizi bekliyor kardeşler. Yani ölüm kıyameti. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz o insana şah damarından daha yakınız buyurdu. Yani o kadar yakın. Kullu nefsin zaigatul mevt. Her can verdiğimiz yaşayan ölümü tadacaktır buyuruyor Allah. Şüphesiz bu var. Bu gerçek. Ateist de ölüme inanıyor. Biliyor musun? Deist de inanıyor.
En katı kafir de inanıyor ölümün varlığına. Lokman aleyhisselam oğluna dedi ya, evladım, öldükten sonra dirilmeyi inkar ederse bir kimse, o zaman uyuduktan sonra uyanmaz. Ve uyanmak elinde değil. Uyanır baba. Peki ölümü inkar ediyorsa o zaman uyumasın. E baba, uyumak da elinde değil, uyanmak da. O zaman desene evladım, senin elinde değilsin buyurdu yani. Uyumak da adamın elinde değil. Hangimizin elinde kardeşlerim? Birden bir bakarsın gözlerine bir ağırlık, bir perde, yani dersin böyle efendim mengeneyle sıkıştırmışlar gibi, sanki penseyle tutturmuşlar. Yok, kaldıramıyorsun yani. Bütün Türkiye şu göz kapaklarına bir gelmiş, yük olmuş gibi. Kapanıyor. Kafa gidiyor. Zaten halüsinasyon görmeye başlıyorsun. Yani bir iki gün uyuma, hiç uykusuz. 2 gün sonra başlıyorsun bu sefer halüsinasyonlar görmeye. Bir efendim kafa, beyin dinlenmedi mi? İşte akli melekeler zarar görüyor. Çünkü uyku lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim gözlerim uyur, yalnız kalbim uyumaz buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi uyuyordu yani. Bak, yani en yüce insan, en mübarek peygamber alişan, ama uyuyor. Uyumadan olmuyor. Şimdi sen elinde değilsin. Yani birden bir uyku, bir efendim ağırlık gitti. Bak, elinde değilsin. O zaman ölüm de senin elinde değil. Aynen onun gibi gelecek sana işte. Efendim, uykuya doydun. Bazısı diyor 10 saat, bazısı diyor 5 saat, bazısı diyor 7 saat. Ben size söyleyeyim yani. Bir efendim mutasavvıf, bir tasavvuf ehli, mürit müridenin uyuyacağı en fazla 5 saattir. Maksimum 6 saat. Daha fazlası olamaz. Efendim, yok genetikmiş de, yok fenetikmiş de. Bilim bunu böyle şey etmişti. Hikayetün masal. Genetik değil, nefsetik. Anladın mı? Nefsani. Nefis yemeğe doymaz. Boş konuşmaya doymaz. Uykuya doymaz. Şehvete doymaz. Dünyaya doymaz. Bu böyle bir şey yani. Böyle yaratmış, kurban olduğum, bize imtihan olsun diye. Doymuyor yani. Doymak nedir bilmiyor. Kaşığı yere koymuyor. Onun için nefsi dizginlemenin yolları konulmuş. Mevla, ya eyyetühen nefsün mutmainne, ey mutmain olmuş nefis, irci'i ila rabbike radiyeten merdiye. Rabbine dön, Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı olduğun hal. Fedhulü fi ibad, evvela kullarımın arasına katıl, fedhulü cenneti, sonra cennetime gir bakalım. Salihlere katılacak, sonra cennetime geleceksin. Bak, radiye, merdiye, emmare, levvame, mülheme, ondan sonra efendim söyleyeyim, mutmainne, razıya, merziye, safiye, bak 7 sınıf. Artık safiye olan bir adam var ya, fena. Evliyaullah, kutbul azam, sahibuz zaman, imamuz zaman, kavsul azam yani. Öyle adam oluyor, safiyeye varan. Bunda artık riyaset de kalmıyor. İnsanoğlundan en son çıkan kötü ahlak, nefsin kötü ahlakı nedir? Arzusu, riyaset sevgisidir. Riyaset, yani baş olmak, yönetmek. Aşağıdan yukarı doğru geliyor. İşte can sevgisi, mal sevgisi, kadın sevgisi, at, araba, işte bineklerin sevgisi, evlat sevgisi. Bunlar böyle geliyor, geliyor. Nefsin bütün mertebelerini şey yapıyorsun, aşıyorsun. Malı, evladı, hanımı, parayı, dünyayı, her şeyi efendim elinin tersiyle itiyorsun. Razıye, merziye, mutmainne, safiye derken, safiye geldin mi bu sefer önüne çıkıyor riyaset. En son çıkan bir şeydir bu. Onun için insan tabii evinde bir efendi, baba evin reisidir. Bir hoca efendi talebelerinin, cemaatinin hocasıdır. Efendim bir patron iş yerinin bir şeyidir yani, reisidir. Ama bunu tabii ki yapacağız. Bu bir görev. Bu bize
Allah-u Teala'nın lütfu olarak verilmiş bir vazife ise bunu yapacağız. Ama bunu yaparken kalbimizde böbürlenme, büyüklenme, kibirlenme gibi işte kendini beğenmişlik, ben yaparım, ben yönetiyorum, ben şöyleyim filan bunları kalbe sokmadan yaparsa bir kimse işte bu mertebeyi de ne yapıyor? Geçiyor. Yani kardeşlerim, hulasa-i kelam, insan uyanması elinde olmayan bir mahlukat. Uyudun, uyudun, uyudun. Hadi şimdi uyan bakalım. Uyku bitti, kalktın. Uyu şimdi, uyuyamazsın. Uyku bitti, uykuya doydun. Hatta diyor ki bırakın daha uyuyacağım diyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor, takla atıyor yatakta, uyuyamıyor. Uyku hapı içsen nafile. Uyuyamazsın. Bak uyandıran bir güç var. Vefat ettiğimiz vakit kıyametimiz kopmuştur. Allah cümlemizin akıbetini hayır eylesin. Bu dersimizde çok ehemmiyet verdiğim, önemli her daim sizlere sunmaya çalıştığım abdesti konu edineceğim. Abdest. Çünkü ibadetlerin başı yani direği nedir? Namazdır. Bütün dinin direğidir. Bütün amali salihanın en üstünü nedir? Namazdır yani namaz. Namazı yapabilmek doğru şekilde efendim Allah-u Teala'nın kabule şayan olacak şekilde efendim yapılabilmesi abdeste bağlı. Onun için abdesti çözersek namazımız güzelleşir. Namazımızın kabulü gerçekleşir. Ama abdeste nasılız? İşte burada dikkat edeceğiz. Rabbimiz ne buyuruyor? Ya eyyühellezine ey müminler, ey iman edenler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız vakit. Yani 5 vakit namaz kılıyorsunuz müminler. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. İşte bu namazlar için kalktığınızda, harekete geçtiğinizde fevsilû vucûkum. Namaz kılmak istediğinizde ne yapın? Yüzünüzü yıkayın. Şimdi yüzü yıkamanın kardeşlerim ölçüsü var. Hanım olsun, erkek olsun. Şöyle saç bitiminden, bak şu saç ben biraz kel olduğum için benim bitimler epey şeyden de şuradan şöyle kulak efendim şeylerinden saç gene kenarlarında bak buralar hep yüz sayılmış görüyor musun? Bak şöyle şöyle çizelim. Şöyle yüz sayılmış çene altına kadar. Bunu yıkayacaksın. Yüz dediğin zaman bu yüzün su değmeyen iğne ucu kadar bir yeri kalmayacak. Efendim göz kapakların, yanakların efendim bunların hepsi güzelce. Kulakların içini filan yıka. Bunlar meshetmek sünnettir. Farz olan yüzde kuru bir yer kalmayacak şekilde yıka. Ama bakıyorsun bak aynen şöyle yapıyor adam. Şimdi görüyorum ben. Alıyor suyu. Şap şap şap. Tamam. Bu ne ya? Burası mı şimdi? Buralar ne oldu? Şöyle şu kısım kaldı. Olmaz. Çenenin altı, saç bitim kökleri hepsine ne yapacak? Su gelecek, su değecek. Bak bu çok önemli. Bu olmadığı zaman yaptığın ibadetler karavana. Yani böyle efendim bir çaput gibi deniliyor. Kıyamet gününde Mevla ah yazıklar olsun. Benim için yaptığın ve bana layık gördüğün amel bu muydu? Böyle miydi? Demesi olacak. Rabbim muhafaza eylesin böyle bir durumdan cümlemizi. Demek ki yüzümüzü dikkatli yıkayacağız. Ağza burna su vermek hocam sünnet. Tamam. Ağza burna su vermek sünnettendir. Bir defa hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak yüzümüzü farzdır. İlahi emirdir. Üç defa yıkasak ahsen-i takvim. En güzel suretidir. Yani sünnet-i seniyye ile beraber 100 şehit sevabı kazanırsın. Her sünnet-i seniye yapıldığında, işlendiğinde 100 şehit sevabı vardır. Abdeste dolu sünnet vardır. Hatta ulema demiştir,
Abdest alındığı zaman da mesela kelime-i şehadet getirirse, hadis-i şerifte de var. Allahu Teala bütün günahlarını affediyor adam. Kelime-i şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülhamdülillah. Salavat-ı şerife getirseler buyurdular. Şefaatime nail olacak o kimse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatime nail olacak kimse. Kim? Allahümme salli ala şeyhidina. Allahümme salli ala şeyhidina. Allah. Abdest alırken habire salavat-ı şerife getir. Abdest duaları var. Onları yapsan mutlaka abdesti Euzu Besmele ile başlayalım. Onun için ne dedik? Yüzü yıkamak farz ama burna ve ağza su vermek, kulaklara meshetmek nedir? Sünnettir. Mutlaka onları yapacağız tabii. Evet. Ve eydiyekum ilel merafiki. Ve ellerimizi dirseklerimize kadar yıkamamız ilahi emirdir. Üç defa yıkasam hocam, sünnet-i seniyedendir. Sağdan başlasam hocam, sünnettir. Hanefi mezhebinde tertip vaciptir. Düzeltiyorum. Şafii mezhebinde tertip vaciptir. Hanefilerde tertip yoktur. Yani diyelim Şafii mezhebinde önce solu yıkasan olmaz. Önce sağ yıkayacaksın. Veya önce ayaklarını yıkasan sonra kollarını yıkasan olmaz. Sırasıyla yapacaksın yani. Hanefilerde öyle bir şey yok. Üç defa yıkamak nedir? Sünnettir. Peki kolumuzun yani Mevla'nın elinizi dirseklere kadar yıkayın buyurduğun ölçüsü nedir? Bakın şu parmak uçlarından başlar el. Dirsek dahildir. Dirsek dahil. Çünkü dirsek de bu koldan sayılmıştır, elden sayılmıştır. Dirseğin de üstüne, 2-3 parmak üstüne kadar ne yapacaksın? Böylece kıracaksın. Kuru bir yer kalmayacak, dikkat edeceksin. Yani suyu israf da etmeyeceksin ama cimrilik de etmeyeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden seferden geliyorlardı. Kendisinden önce sahabe efendilerimiz varmışlar, konaklamışlar. İkindi namazı için ezan-ı Muhammed okunmuş. Millet abdest alıyor. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem oraya buyurdular geldiler. Baktılar ki millet sahabe efendilerimiz abdest alıyorlar. Radıyallahu anhüm ecmain hazaratı. Vay topukların haline ki ateşten dolayı buyurdu Efendimiz. Ay o topukların haline. Niye? Ateşte yanacak onlar. Niye? Suyu mesheder gibi sürüyorlar ayaklarına, ellerine abdest alırken. Mesheder gibi sürmek yok. O şianın işidir. Şia çıplak vücuda şia-i şeniye ne yapar? Mesheder. Bizim ehl-i sünnet vel cemaat itikatımızda, inancımızda, ibadetimizde dört mezhebin ittifak ettiği nedir? Efendim, mutlaka eller, ayaklar suyla yıkanacak. Ha, ayağında mest vardır. Mest üzerine mesih yapmak zaten ehl-i sünnet vel cemaatın en önemli belirtilerinden biridir yani. O ayrı. Ama çıplak ayaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla kollarımızı ne yapacağız? Birkaç damla su damlayacak şekilde yıkamak efendim daha kuvvetli, güçlü hem sünnettir. Bir defa yıkamak da kuru bir yer kalmayacak şekilde farz oluyor. Tabii insan bu suyu üstüne damlatmasa çok daha iyi olur. Mesela kullanılan su, abdest için kullanılan su için fıkıhta şöyle bir terim vardır. Ma'i müstamel denilir. Ma'i müstamel. Ne demek ma'i müstamel? Kullanılmış su. Kullanılmış su temizlik hükmünü yitirmiş artık. Temiz su değil. Ne? Abdest için kullandığımız. Olur mu hocam? Mübarek su değil mi hocam? Abdeste kullandık, ibadet aldık, ettik filan. İbadet ettik, temiz. Heh. Temizlendin. Günahlarından temizlendin. Şimdi hadis-i şeriflerde ne buyuruyor? Bir kimse abdest aldığı vakitte o abdest azalarından akan sularla beraber günahları da dökülür. Yüzünü yıkıyor mesela. Melekler bakıyor adama gülüyor filan. Ondan sonra ona tabii şey oldu. Ne gülüyorsunuz bana dedi.
keşif alemi, görüyor melekleri. Dedi ki ya senle alay etmek için gülmüyoruz sana. Günahların senden kaçıp gidiyor da ona gülüyoruz. Görüyorlar tabii. Kimi evliya Allah da görür. Keşif keramet sahibidir. Allah dostu, veliyullah. O bakarsın keşfen ne yapar? O günahların aktığını görür de efendim farkında olur da tabii bizim bir şeyden haberimiz olmaya bilir. Dolayısıyla may müstamel nedir? Hükmü mekruhtur. O vücuda, yani vücuda derken elbisemize, kıyafetimize gelmeyecek. Peki hocam nasıl dikkat edeceğiz? Önlük takabilirsin mi? Önlük kullan. Efendi Hazretleri bizim Kudüs'e surru, önlük kullanan benim kardeşimdir buyurdu yani. Acayip. Evliya Allah işin tabii çok inceliğinde efendim. Önlük kullanabilirsin. Önlük kullanamıyorsun. O zaman dikkat edeceksin. Suyu ne yapmayacaksın? Üstüne başına akıtmayacaksın. Birkaç damla geliyor hocam. Tamam. O afu. O affedilmiş. Böylece elimizi, mesela bizim Efendi Baba Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu sirrahul aziz, o mübarek tırnaklarını çok derin kesermiş. Niye? Abdeste su ulaşsın diye. Hani su ulaşmaz endişesi. Yani Evliya Allah tabii çok. Tabii sen şimdi kanatma tırnağını mı filan. Vesvese de yapma. Üç defa dikkatli yıkadın mı? Yıkanmıştır. Tamam mı? Artık daha su gitti mi gitmedi mi böyle vesveseye de girmemek lazım. Sadece kolunu mu yıkıyorsun? Koluna adapte ol. Şöyle güzelce her yere elini değdiğinin farkında ol. Anladın mı? Mesela hilalle, böyle hilallemek vardır, böyle sünnettir bunlar yani. Hilallemek sünnet. Ellerini yıkarken şuralarda böyle bak çatlaklıklar olabiliyor. Ne yapacaksın? Böyle hilalleyeceksin. Hatta diyelim çok çatlak oluyor senin diyelim elinde, ayağında. Abdestten evvel ne yap? Elini ıslat. Zaten helaya girmeden de el yıkamak lazım. Ayağını da ıslat. Öyle şey yap. Görevini gör. Dişini misvaklarsın o sırada filan. Efendim, sonra abdest alırsın. Ne oldu? Bak ayağının ve elinin çatlak yerleri suyu emmiş oldu. Şimdi daha kolay oldu senin için. Hafif bir hilallersin. Ayağını da hemen yıkar çıkarsın. وَاَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ Başlarınızı da mesedin. Kur'an-ı Kerim'de başınızı mesedin derken Rabbimiz nereye mesedeceğimizi bize açıkça, sarihçe tabi emretmemiş ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Başın efendim başlangıcı neresidir? Şu efendim kulakların işte kökü itibariyle başlamıştır yani. O zaman ne oldu? Şu kısmın şöyle dörtte birini mesedeceksin. Dörtte birlik. Yani yandan olur. Sağdan, soldan, arkadan ama sen en güzeli sünnet üzere olan nedir? Üst kısımdan şöyle elini ıslatırsın, tak indirirsin. Mis gibi. Ama diyelim daha kuvvetli bir sünnet yapmak istiyorsun. O zaman ne yaparsın? Komple bütün efendim başının tamamını meshetmek kuvvetli sünnettir. Onu da yapabilirsiniz. Başın tamamını meshetmek böyle kuvvetli sünnettir. O da yapılabilir ama dörtte biri mutlaka ne yapılmalı? Farz olarak bak farzen. Farz olarak yani bu saydıklarımdan biri olmazsa abdestin olmaz. Ama hepsini meshetmedin. Bir şey olmaz. Bir dörtte birini meshettin ne oldu? Bir kere yıkadın, abdestin oldu. Ayağını bir kere yıkadın, yüzünü bir kere yıkadın ama güzelce hepsini dikkatli bir şekilde suyu ulaştırdın. Çenenden saç bitimin abdestin olur. Farzdır bu. Ama üç defa üç defa üçerleme sünnettir. Bunu da bilelim. Ve erculekum ilel ka'beyn. Ve ayaklarınızı da kemiklerine kadar, yani topuk kemiklerine kadar yıkayın. Topuk kemiği neresi oluyor? O inci kemik diyorlar ya, iki tane çıkıntının olduğu yer. Yani topuğun üst tarafı oluyor.
Oraya kadar ne yapacaksın? Güzelce kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkacaksın. Talebeliğimde de duymuştum. Çok tabii etkilenmiştim. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Efendimiz bir gün işte abdest alırken filan yanında bir ilim ehli birisi ona diyor ki hocam diyor bilmiyor musunuz diyor ayak parmaklarının arasını şöyle hilallemek nedir? Müstehaptır. Müstehap yani sevilmiş bir şey. Yani sünnet-i müekkede, gayr-ı müekkede efendim müstehap işte iniyor aşağı doğru. Yani mendubun bir üst mertebesi sünnetlerinde aşağı mertebelerinden yani hani derece bakımından yoksa bütün sünnet yüksektir, üstündür, evladır hepsi. Müstehap olduğunu bilmiyor musunuz? O günden sonra İmam Azam Efendi 25 senelik namazı tekrar ne yapıyor? İade ediyor. İade ediyor. Neden? 25 sene demek hiç ayağının parmaklarının arasını kırıyor. Farz mı? Değil. Vacip mi? Değil. Namazın olur mu? Olur. Peki niye yapmış İmam Azam? Ya bu adamlar böyle kardeşim işte. Sana yap demiyoruz ama bugüne kadar yapmamışsan bundan sonra dikkat et diyoruz. Yoksa bunu yapmayanın namazı olmaz. Bir tanesi geçen diyor ya diyor bu hocalar diyor çok zorlaştırdı dini diyor filan. Niye dedim? Efendim yok işte 50 senelik namazını iade etmiş de 40 senelik artısının abdesti ama kardeşim sana bunu yap mı dedik şimdi? Bu mübarekler böyle insanlar diyoruz. Biz de mümkün mertebe arkadaşlar yani halimizi düzeltmeye çalışalım diye kıssadan hisse anlatılıyor işte sana. Evet. Ayaklarımızı da ne yapacağız? Topuklara kadar yıkayacağız. Ben kuntum cünüben. Ha. Ama cenabetseniz, cünüpseniz o zaman fetbahheru temizleneceksin. Yani cünüplük tabi ayrı bir efendim abdest usulü var cünüplükte. O da tabi ta heladan almak lazım onu. Cünüp bir adam evvela helada taharetini alır. Temizlenir. Efendim avret mahallini tertemiz yıkar. Ondan sonra yıkanacağı yer şayet şu kollarını kaldırdığında şöyle bak değiyorsa işte şimdi duşakabinler falan küçük oluyor dar oluyor. Değiyorsa peştemala lüzum yok. Ama değmiyorsa peştemal giyinecek. Kadın olsun adam olsun fark etmez. Peştemalını giyinecek. Edep bölgesini kapatacak. Ondan sonra güzel bir evvela yıkamayı nereden başlayacak? Edep bölgesinden, avret bölgesinden yani necasetin değdiği yerleri ilkin bir akıtacak. Ondan sonra yıkanmasını bitirdikten sonra namaz için normal abdest alacak. Yani usul abdesti almadan önce namaz abdesti alacak. Normal namaz abdesti. Usul abdestinden önce. Namaz abdestini aldı. Ondan sonra da usul abdesti alacak. Usul abdestinin de farzı değil mi? Burada bilmiyorum. Şey Kur'an. Tam beyanı onun da nedir? Üç farzı var. Üç. Usul abdestinin. Normal abdestin dört farzı. Usul abdestinin 3 farzı olur. Hocam ben demin normal abdeste zaten ağzımı burnumu yıkadım. Gusül abdestinde bir daha yıkayacaksın. Çünkü ikisi de ayrı bir ibadettir. Abdest de bir ibadet mübarek. Normal abdesti aldın. Sonra gusül abdestini ne yapıyorsun? Evvela ağzına dolu dolu bir defa su veriyorsun. Burnuna gargara yapıyorsun. Burnuna genzini yakacaksın şöyle. Normal abdeste de genzi yaksan çok sevaplı. Niye? Çünkü şeytan burun yumuşağında kalır, yatar. Şeytanın yuvası. Şeytanın yuvası var. Neresi? Burun yumuşağı. Şurada yatar. İçinde burnu. Sabahlıyor orada. Değil mi? Sen şimdi oradan çek, genzinden fırçıt diye bıraktığın zaman pırtlıyor oradan. Gidiyor.
güzelce çekecek. 3 defa hocam ağzıma burnuma su vereceğim. O zaman sünnet-i seniye işlemiş olursun. Birincisi farz, diğer ikisi sünnettir. Sünnet sevabı da alırız. Sonra bütün bedenini yapacaksın. Güzelce, dikkatlice. Efendim kasıklarını, koltuk altını, bunlar çok önemli bu bölgeler. Özellikle de göbek deliğini. Bak en çok efendim belki de ıskarta buradan oluyor yani. Karavanalar buradan oluyor. Ne? Göbek deliğinin içi yıkanacak. Temiz, dikkatli, şuurlu, bilinçli bir şekilde oraya da su ulaştıracaksın. Çünkü adam bütün bedenini yıkar filan da göbek deliğine su gelmez. Olmaz. Hanımlar mesela saç diplerini filan tam ıslatacak, güzelce yıkacak. Kardeşlerim, yani yıkanmaktan korkmayalım. Yıkanarak eskiyen adam görünmemiş. Yıkanarak biten, tükenen de görünmemiş. Bu millet bir acayip. Aynı şey gibi, yani ne bileyim şimdi benzeteceğim, kızmayın yani. Hani şeytan suyu sevmez ya diyelim, hani gördüm şey ettim kaçarmış filan. Ateşten ne şimdi? Suyu sevmiyor. Yani şimdi sen mübarek ahsani takvim yaratılmış güzel kulsun. Allah-u Teala suyu temizlenmemiz için bize bir nimetullah göndermiş kurban olduğum Rabbim. Bak barajlar gene %50 doldu. Bu kadar günahlara iyi bile yani. İyi bile, şükürler olsun. Rabbim ziyade eylesin. Günahlarımızdan tövbeler nasip eylesin. Yıkanalım kardeşlerim. Pak olalım, temiz olalım. İnnallâhe yuhibbu tevvâbine ve yuhibbul mütedahhirin. Allah çokça yıkananları, temizlenenleri, paklananları, tövbe edenleri seviyor. Bak, temizlik en nezafetü minel iman, imandandır. Temizlenmek imanın tuhuru şadrul iman, tuhuru şadrul iman, tuhur, taharet, temizlik imanın yarısıdır. Bak, yani iman insanın itikadı, inancı, yani varoluş, yani ya kazandın ya kaybettin. Ya cennetliksin ya ebediyen cehennemlik olur iman olmayan bir adam. Bu imanın yarısını bak temizlik aldı, gördünüz mü? Ondan sonra normal abdestten sonra işte ağzına burnuna güzelce gusül niyetiyle niyet eder. Bütün bedeni yıkanarak oradan çıkar. İşte gusül abdesti. Eğer cünüpseniz buyurdu Allah'ımız Celle Celal. Veya işte hayızsa, hayızın biliyorsun en azı 3, en çoğu 10 gündür. Efendim işte 7 gün olan var, 6 gün olan var. Lohusalık efendim. Lohusadan çıkan bir kimse. O da efendim nifas deniliyor ona fıkıhta. Nifas da 40 gün. Yani en azına mühlet yoktur. Nifazın en azına sayı yoktur ama en çoğu ne kadardır? 40 gündür. 40 gün sonra artık kan gelse de diyelim istiazedir. Yani özür kanıdır. Ne yapacak? Bu da efendim gusül abdesti alacak. Abdest o kadar şumullu, o kadar kapsayıcı bir ibadettir ki yani bunu tabii çok dersler yapsa insan, çok kitaplarla anlatsa, yazsa bitiremez. Yani abdest efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeş Efendimiz'i diyor ki ya Bilal seni cennette önümde adımlarını gördüm. Yani benden önde yürüyordun cennette. Tabi Efendimiz tevazuda bulunuyor. Nedir bunun hikmeti? Hazreti Bilal Efendimiz diyor ki ya Resulallah yani ben estağfurullah yani senin önümde nasıl yürürüm? Ancak yani öyle bir amelim de yok fakat bir şey yapıyorum acaba ondan mı? Söylüyor diyor ki ben diyor ne zaman abdestim bozulsa hemen abdest alır iki rekatta abdest şükür namazı kılar. Efendimiz diyor seni bu amelin işte bu hale getirdi. Bu amel sebebiyle cennetliksin. Dünyadayken de işte Miracı Şerif'te olacak. Miraç gecesi ayak seslerini işittim buyuruyor cennette yani düşün. Neden? Abdestsiz dolaşmıyor ve abdest aldığı zaman tecrübe ile sabittir. Benim duam kabul olsun hocam.
Dua edeceğim. Rabbim kabul etsin hocam. Nasıl edeyim? Çok kolay. Çok kolay kardeşim. Güzelce bir temiz abdest al. İki rekat abdest şükür namazı kıl. Sonra da aç elini iste. Ne istersen Mevla verecek. Çünkü Rabbimiz Tebarek ve Teala Hazretleri hadisi kutsi'de olacak. Buyuruyor ki bir kulum abdestini bozar da abdest almazsa bana eza etmiş olur. Ya abdest önemli bir şey yani. Çünkü abdestli ölenin ölümü şehit ölümü oluyor. Bak ya yani, şehitlik ne yüce mertebe. Abdestli olan adama şehit olmuşçasına öldüğü vakit makam mertebe veriliyor. Şimdi bu abdesti az bir şey olarak nasıl anlarız? Abdest edepli kulların işidir. Rabbim bunu cümlemize becerttirsin. Efendim abdest almazsa bana eza. Abdest alır da iki rekat namaz kılmazsa bana cefa etmiş olur. Abdest alır iki rekat namaz kılıp dua etmezse kulum bana cefa etmiş olur. Her hangi bir kulum abdestini alır, iki rekat abdest şükür namazını kılar, sonra da dua eder. Ben de duasını kabul etmezsem kuluma zulmetmiş olurum. Ben ki kullarıma asla zulmetmez. Yüce saltanat sahibi sizin Rabbiniz. Bak şimdi. Cenab-ı Hak kullarına asla ve kata zulmetmez. O zaman bak ne buyuruyor? Al güzel abdestini, kıl namazını, et duanı, mutlaka isteğin kabul olacak. Bütün manevi, genel manada manevi hastalıkların sebebi budur. Abdestsizlik ve efendim eli duasızlıktır. Abdesti olan bir kimse, namazı olan bir kimsenin ne bir psikoloğa, ne bir psikiyatriste, ne bir şeye ihtiyacı yok. Ancak alimlerden, hocalardan abdestin, namazın edeplerini, usullerini, farzını, vacibini, sünnetini güzelce öğrenecek, öyle yapacak. Öyle kuru sofi, kaba softa, ham yobaz işi olmaz yani. Böyle müttaki, takva sahibi, samimi bir kul olarak, Allah'tan korkan birisi olarak ne yapacak? Güzelce, etraflıca öğrenecek, öyle yapacak. Bakın hiçbir hastalık kalmaz. Toplumda da hastalık kalmaz. Hem bu virüs belası biter. Efendim, güzel düzgün abdest alınsa hem de psikologlar, psikiyatristler biraz dinlenir. Yani biraz nefes alırlar adamlar. Bir sürü aylar öncesinden 15 günün veriyorlar randevu. 15 gün önce dolu, full çakılı diyorlar yani. Kapıları böyle devlet, özellikle devlet hastaneleri bedava ya. Özellerde tabii aynı. Özellerde de. Yani adam psikolojisi bozulmuş. Psikoloğun. Psikiyatrist kafayı sıyırmış. Geliyor bize anlatıyor. Ben de onu dinliyorum. Biz de psikolog dinliyoruz. Psikiyatrist dinliyoruz. Yani. Biz de ona yol gösteriyoruz bu sefer. Ne olacak? Onun için yani ancak ferahlık, rahatlık, huzur isteyen, kafam dingin olsun, kendimle barışık olayım, özgüvenli olayım, başarılı olayım, sevimli olayım, sevileyim, seveyim, efendim yaşam dolu olayım filan. Bunları isteyen bir kimse mutlaka abdest ve namaza, yani ibadeti kulluğa müracaat etmelidir. Ya Rabbi sen şu duyduklarımızla cümlemizi amele muvaffak eyle, duyup duymamış gibi olmaktan muhafaza eyle. Buradan İn kuntum merdâ ve alâ seferin. Teemmüme gelecek. Teemmümü de inşallah işleriz. Velhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.